Selamünaleyküm, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere öğrencilerimize yaptırdığımız kaportajı çekicinin iki çeşidini imalatını nasıl gerçekleştirdiğimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ayrıca yapım resimlerinde imalat resimleriyle de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kaportajı çekicilerinin imalatını öğrencilerimize yaptırdık. Numune aldığımız çekiciler görünüşü bu şekilde. Diğeri de burada bir ovallık var. Burada radyüs var. İç taraflarda radyüs var. R5 falan. Şurada daha büyük bir radyüs var. Evet, bu da deliğimiz. Evet, bu da öğrencimize yaptırdığımız çekicimiz. Evet, bu da diğer tipi. Çekicimizin imalat resmi. İsteyen arkadaşlar print screen yardımıyla resmini alıp çıkartabilirler. Kısmet olursa bunların temrinlik resimlerin tamamını daha sonra videomuzun altında link olarak da yayınlayacağız inşallah. Bu da diğer kaportaj çekicimizin ikincisi. Evet, bunu da aynı şekilde resmini alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, burada 16 derecelik bir konik oranımız var. Konik tornalamamız var. Onu daha sonra anlatacağız. Şimdi de imalatı nasıl yaptığımız hakkında genel bilgiler verelim. İş parçamızın ham hali bu şekilde. Çap 35, boy 100 mm. Normalde iş parçamızın boyu 90 mm. Biz 100 mm kesiyoruz. İş parçamızı rahat işleyebilmek için başından ve sonunda 5'er mm'lik bir kademe oluşturup oradan punta matkabıyla delik deliyoruz. İşlerken o şekilde işimizi daha rahat şekilde işlemiş oluyoruz. Evet, parçamızın ham hali bu. Dediğim gibi 100 mm boyunda çap 35 mm. Evet, parçamızı işlerken öncelikle iki tarafa 5'er mm genişliğinde 15 mm çapında olan kısmı, yardımcı kısmı tornalıyoruz. Buralara İki tarafa da punta deliği deliyoruz. Göbek kısmı orijinal 25 mm. Buranın çapı 25 mm. Biz biraz daha kalın olsun diye 27 mm alıyoruz. Buralardan baştan ve sondan 10'ar mm'lik kısma hiç dokunmuyoruz. Oraları en son işleyeceğiz. Tornayı bağlarken de rahat oluyor. Parçamızı bu hale getirdikten sonra önce delik delme bu hale getirdikten sonra çap 27 işledikten sonra delik delme işlemini gerçekleştireceğiz. İkisinde de iki çekişte de aynı. Delik tam iş parçamızın ortasına geliyor. Kenardan delik merkezimizin uzunluğu 38,5 mm. Biz 5 mm de burada fazlalık yaptığımız için 38,5 ile 5'i topladık. 43,5 mm birinci deliğimizin merkezi. Mihengil yardımıyla çiziyoruz. 43,5 mm burası. Çevirdiğimiz zaman yine 43,5 mm burası. İkisinin arasında 12-13 mm'lik bir mesafe kalacak. İki tane çekicimizde de delik tam iş parçasının ortasına gelecek. Bütün işlerimizin merkezde ve düzgün olması için markalama yaptıktan sonra yine aynı şekilde burada bir dayamayla sabitliyoruz işimizi. Evet, deliğimizin kenardan merkezini bulduktan sonra bu şekilde. Daha sonra da deliğimizin kenardan merkezini bulduktan sonra daha sonra mengenemizi sabitliyoruz. Bu biz 43,5 yaptık da kestiğimiz iç parçası daha uzun olursa hesaplaması da ona göre yapılır.
Şimdi de iş parçamızı çaptan tam ortasını bulmak amacıyla iş parçamızın mengene ile ayna arasında sıktık. Ayna mandalın arasında sıktık. Bunu yapmamızdaki amacımız da dediğim gibi çapın tam ortasını bulmak. Az önceki kenarından orada kenardan deliğin merkezini bulmaktı. Şimdi 35'lik parça kullandığımız için 35'lik parçayı taktık ve ikisinin merkezlerini eşitledik. Matkap tezgahımızın ayarını bozmaması için, tablamızın sağa sola dönmemesi için, çünkü çapı da merkezledik. Buradaki sabitleme vidalarını sıkıp iç parçamızı sabitlemiş olduk. Hem kenar uzunluğundan hem de çapın tam ortasından merkezleme yapmış olduk. Evet, bundan sonraki öğrencilerimizin işlerinde herhangi bir markalama yapmadan direkt bu şekilde bu tarafa dayama şeklinde bağlayıp bütün öğrencilerimiz birinci deliği bu şekilde açtıktan sonra ikinci deliği de çevirip aynı şekilde ne yapabilirler, açabilirler. Punta matkabı kullanırsak merkezi tam bulmuş oluruz. Punta matkabını kullanmamız işin sağlık açısından önemli. Evet, daha sonra deliğimizin merkezini matkabımızı değiştirip punta matkabını söküp 12'lik matkapla bunu gündevirdim. Evet, deliğimizi deldik. Direkt 12'lik matkapla bin devirde deliğimizi deldik. Yandaki deliği delmek için de hemen parçamızı söktük. Parçamızı çeviriyoruz. Burada sıfırlama yapıyoruz. Bir de buradaki deliğin dik olup olmadığını kontrol etmek amacıyla bu delik çapına uygun matkabımızı takıp tam karşıdan dik olup olmadığını kontrol ediyoruz. Evet, parçamızın dikliğini gönyeliği de kontrol edebiliriz, gözle de kontrol edebiliriz. Çok hassas olmadığı için bu şekilde gözle kontrol etmemiz yeterli. Tabii ki buraya dayadık ve dikliğini kontrol ettik. Birinci deliğimizin. Daha önceki hazırlanmış işi delmiş olsak daha iyi olurdu ama neyse, bununla başladık. Bunu delelim. Evet, punta deliğimizi deldik. Yine devrimizi düşürmeden bin devirde 12'lik matkapla deliktireceğiz. Bunun sebebi hem tezgahımızın mengenesini hem de tablasını sabitlememizden dolayı. Evet, bin devir çok oldu. Devrini 560'a düşürdük. Evet, deliğin sonuna doğru yavaşlıyoruz. Deliğimizin bin devirde zırıltı yapmasının sebebi iki deliğin birleşmiş olması. Ondan dolayı devrimizi düşürdük. Evet, deliğimizi delikleri kontrol edelim. Evet, güzel bir şekilde deliğini gördük.
Daha sonra yaparmak freze ile frezede kavuşturuyoruz öğrencilerimiz. Veya kare E yardımıyla veya yuvarlak E yardımıyla arayı ne yapıyorlar? Düzeltiyorlar. Evet, trikon ikilik matkapla daha rahat delebilmek için matkabımızın kenarında şu şekilde bir bileme yaptık. İki taraftan da bu şekilde bileme yaptık. Sebebi, evet, bunun amacı buradaki matkabımızın aşağı dalma kenarının kısa küçülmesi ve parçaya daha hızlı dalmasını sağlamak amacıyla yaptık. Kısmet olursa büyük matkaplarda bu şekilde bilemenin nasıl olduğunu dair bir videoda çekme niyetimiz var inşallah. Diğer öğrencilerimizin işlerini bağlarken herhangi bir makamaya gerek kalmıyor ve aynı şekilde öğrencilerimiz işlerini standart halde üretebiliyorlar. Söylediğimiz gibi aynı bu şekilde buraya dayama yaptıktan sonra deliklerini delebilirler. Evet, ikinci deliğini de punta matkabından sonra delemiştim. Evet, matkabın ilerleme, keserken ilerleme hızını düşünmem lazım. Ben yüksek devirde, yüksek ilerlemede kestim. Bir an önce bitsin diye. Aynı zamanda çıkan talaştan matkap ucunun yanıp yanmadığını da ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Bunu da teknik bilgi olarak vermiş olayım. Öğrencilerimiz için. İki deliğin birleşmesini sağlamak amacıyla freze tezgahımızda yapabiliriz. Uygun çapta bir parçayla yine deliğimizin tam dik veya eğik olduğunu kontrol edip dikliğini sağlayıp daha sonra parmak freze yardımıyla iki deliği ne yapabiliriz? Rahat bir şekilde birleştirebiliriz. Ya elde veya parmak freze yardımıyla yapabiliriz. Şu anda parmak frezemiz takılı değil. Evet, parçamız daha sonra kulaklar yardımıyla, iki taraftaki kulak yardımıyla tornamıza ayna punta arasında bağlıyoruz. Ve bu araları kanal kalemi yardımıyla işliyoruz. Buradaki radyüsler de el becerisine kalmış. Buradaki radyüs aynı şekilde. Bu diğerinde ise yine aynı şekilde işliyoruz. Burada konik bir işleme var. Şuradaki yükseklik zaten buradaki çaptayı aynı şekilde 27'ye düşüyor. Bu kaporta çekici için. Burada da 16 derecelik bir eğim yapıp bunu konik işledikten sonra frezede de karşılığı iki tarafını böyle çap bağlayıp düzeltiyoruz. Burada da bu işlemler bittikten sonra aynı şekilde freze tezgahında burayı ve burayı hesaplayıp fazlasını alıp işimizi bitiriyoruz. En sonunda da bu kulakçıkları işliyoruz ve bu kaporta çekicinin buradaki eğimini de gençler E ile veriyorlar. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi buralar frezede işlendi. Burası 35, burası 25 milimetre olması lazım. 5 milimetre buradan, 5 milimetre de buradan alındı. Karşılık düzgün olarak alındı. Evet, hafiften bir E'leme işlemi de burada ovalleştirme işlemi gerçekleştirildi. Evet, burada da dediğim gibi burası düz olacak şekilde ayarlıyoruz yüksekliğini. Freze tezgahımızı alıyoruz karşılıklı olarak. Daha sonra uç kısmını da E ile yuvarlak şekle getiriyoruz. Evet, E hesaplarında 30 santimetre uzunluğunda tahtalardan
kestirip öğrencilerimiz el yardımıyla şekil verip daha sonra montajını gerçekleştiriyorlar. Evet arkadaşlar, daha önce böyle bir iş yapmamış olan arkadaşlar için biraz detaylı anlattım. Güzel, zevkli bir iş. Öğrencilerimiz yaparken çok büyük keyif aldılar. Evet, sizlere acizane yaptırmanızı tavsiye ederim. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.